Tefaül babı, sülasi mezit bir fiilin, şöyle faale diye sayalım fiili, başına, şey, faul fiil ile aynı fiil arasına bir elif, koymak, bir de başına da T harfinin getirilmesiyle oluşturulur. Tefaale, mazi tefaaledir. Muzari yetefa'alu, bunun mastarı tefa'ulun şeklindedir. Tefa'ul. Dolayısıyla mastarının ismini almış. Tefa'ulun şeklinde mastarı yazılır. Bu babı kullanmanın faydası nedir? Ne işe yarar bu bab? Onu inceleyelim. Evvela bu babın fiillerinin çekimi şöyledir. Tefa ale, şöyle biraz yanlış çizdim. Tefa ale, muzarisi ye tefa alu, ye tefa alu, tefa ulun mastarıdır. Zaten ismi de tefaül babıdır. Tefa ulun. Şu üçünü yaptıktan sonra bizim artık muzari fiiline bakarak ismul fail, ismul mef'ul ve emir fiilini bulmamız icap eder. Bu yetefa'alu muzarat harfini atıyoruz. Başına dammeli mim getiriyoruz. Mutefa ve sondan öncekini de kesra yapıyoruz. Çünkü ismi fail illa sondan öncekini kesra ister. Mutefa ilun. Evet, mutefa ilun. Bu ye'yi attıktan sonra tefa'aludur. Tefa'alu duruyor. Sadece sondan önceki kesre yapıyoruz. Bir de tenvin getiriyoruz. Tabi isim olduğu için tenvin alacak. Mastar da tenvin almış. Yani fiiller tenvin almaz, isimler alır. Mutefa'il, mutefa'al. Bu sefer ismul mef'ul. Mutefa alun. Sondan önceki harf fetha. Bunun emir hali ise muzarat harfini atıyoruz. Muzarattan sonraki harf harekeli olduğu için aynen devam ediyoruz. Tefa el. Tabi sonu cezimli olacaktır. Tefa el. Bunun emir hali de böyle gelir. Tefa el. Şimdi bu babı bu şekilde kullanmanın faydası nedir? Yani hangi manayı elde etmek için bir fiil bu baba çekilir? Evvela bir müşareket, bir beraberlik ifade etmek için bu bab kullanılır. Mesela aun, bu birinci mana diyoruz. Müşareke, yani birliktelik ifade eder. Mesela aun bir isimdir. Aunun, yani yardımcı, yardım demektir daha doğrusu aun. Bu aun, avene, faale gibi düşünelim. Faale, avene, taavene. Bakın, te-a-vene. Şöyle vav nunla birleşmez, elif de vavla birleşmez. O yüzden böyle garip bir şekilde oldu. Te-a-vene. Te-a-vene, yani yardımlaştı biriyle. Mesela ayet var, te-a-venu. Bunun emir halidir tabii. Te-a-ven. Aynı şekilde emir de böyledir. Te-a-venu, yardımlaşın. Alel birri ve takva. İyilik ve takvada yardımlaşır. Ta'avenu. O aun isminden gelmektedir. Bir diğer manası, evet, aun isminden ta'avene fiilini yapıyoruz. Yani yardım, yardımlaştı. Bu dönüşlülük ifade eder. Yani bir fiil yapılıyor, o fiili birisi kabul ediyor. Yani bir şey o fiili kabul ediyor. Mesela fahere, şöyle fahere, fahır, yani kibirlendi, böbürlendi anlamına gelir. Yani övündü, kendisiyle övündü. Tefahere desek, bu sefer kendi kendine övündü. Yani kibirlendi ve kibirlenmeyi de kendi kendine kabul etti. Yani kendi kendini böyle büyüttü. Tefahere. Tefahere.
Yani fahereyi bu sefer kendinde kabul etti. Yani büyüklenmeyi de kabul etti. Böyle kendi kendini büyüttü. Öyle, o şekilde mana. Bir örnek daha bununla ilgili dönüşlülükte verelim. Mesela ba'de. Ba'de uzak tuttu. Mesela ba'de Aliyun Ahmed'e. Ali Ahmed'i uzak tuttu. Teba'de yapsak bu sefer Ahmet uzakta kaldı anlamına gelecektir. Yani uzak durdu. Uzak tuttu ba'de. Onun dönüşlülüğü ne olur? Teba'de tefaül babı. Teba'de yani o da uzak durdu. Uzak tuttu, o da uzak durdu. Mesela ba'de Aliyun Ahmed'e. Ali Ahmed'i uzak tuttu. O zaman Ahmet de uzak duracak. Teba'de Ahmedu. Ahmet uzak durdu. Onun dönüşlülüğüdür yani. Dönüşlülük, mutavaat diyoruz. Yani o fiili kendine kabul etmek. Bir diğer manası yapmacıklık ifade eder. Yani bir işin böyle riya için yapmacık olarak yapıldığını ifade eder. Yani esas da o işin asaleti yok. Yani ya mesela iş yapıyor, yapıyor gibi. Tam yapmıyor. Mesela Mary de hasta oldu anlamına gelir. Mary de hasta oldu. Mere de 3 harfimiz yine var. Feale gibi. Temare de yapalım. Tema, tefaül babına çekiyoruz. Temare de. Ne manaya gelir? Hasta rolü yaptı. Yani hastaymış gibi davrandı. Temaret. Bir başka daha. Mesela beka. Beka aslı bekeyedir. Ye elife dönüyor. Bu maksur bir isim oluyor. Hani elifi maksuredir buna denir. Beka. Bekeye iken beka oluyor. İşte bunu mesela bekeye var ya. Tebaka. Tebaka tefaül vezni çeviriyoruz. Tebaka. Tebaka. Ne manaya gelir tebaka? Yani bu sefer yalandan ağladı. Yani ağlar gibi yaptı. Beka ağladı. Tebaka ağlar gibi yaptı. Buna yapmacık davranış diyoruz. Bu şekilde üç manasını da ifade ettik. Bu babı da bu şekilde işledik.